Toplam inşallah 20 tane okul, bir tane de cami yapacak avukat Mehmet Altın abimiz. Bugün bütün bu hayırların ilkinin temelini inşallah burada atıyoruz. Önümüzdeki günlerde Germin mahallemizde atacağız. Daha sonrasında inşallah hava ikmal dediğimiz şu anda Millet Bahçesi'nin içerisine, belki de Türkiye'nin göz bebeği olacak Havacılık ve Uzay Lisesi'nin de inşallah temelini atacağız. Bundan dolayı da ben Mehmet abiye tekrar teşekkür ediyorum. Melik Gazi Belediyesi olarak mahallelerimizin ihtiyaçlarını bir bir gideriyoruz. Sayın Bakanım, şu ana kadar nasip olursa 14 okul oldu. Sadece 2,5 sene içerisinde temelini attığımız, inşaatını başlattığımız okullar. 8 tane sağlık ocağı oldu. 12 tane cami, 7 tane de Kur'an kursu oldu. Şu ileri tarafta Danışment'te belediyemizin arsasına büyük bir okul yapıyoruz. İnşallah o da önümüzdeki seneye hazır olacak. Arkamızda temelini attığımız okul da bir sene içerisinde bitecek. Yakın zaman içerisinde birçok okulunda inşallah eğitime, öğretime yetişmesini sağlayacağız. Osman amcaya da biz teşekkür ediyoruz. Kazım Karabekir de şu anda inşaatı devam eden, kendisinin yaptığı ilkokul, ortaokul, bizim yaptığımız anaokulu ve Büyükşehir Belediye'mizin yaptığı kapalı spor salonu var. Ve kompleks olarak orası, kampüs olarak, eğitim kampüsü olarak inşallah yakında eğitim öğretime başlayacak. Burada belediyelerimiz, Büyükşehir başta olmak üzere, Talas'ımız, Koca Sinan'ımız, Hacılar'ımız, diğer tüm belediyelerimiz el ele veriyoruz. İlgili kurumlar el ele veriyor ve Kayseri'nin ihtiyaçlarını bir bir karşılıyoruz. Bir kez daha burada değerli Mehmet abime, Osman abime çok teşekkür ediyorum. Allah uzun ömürler versin diye dua ediyorum. Kolay mı arkadaşlar? Biriktiriyorsunuz, çalışıyorsunuz. Alın teri bunlar. Sonra da geliyorsunuz, toplum için harcıyorsunuz. Topraklarla birleşiyorlar Kadir amcanın dediği gibi. Allah razı olsun. Biraz önceki törende de söyledim, bir sağlık. Şimdi yavaş yavaş Melik Gazi'de Mustafa Bey sağ olsun çok atik çıktı. Bu işlerde en hızlı çıktı. İlk temeli buradan attı. Mehmet abinin 10 tane okulu Kayseri'de, 10 tane de daha önce işte biraz vefa borcu olarak gördüğü, para kazandığı yerlere yaptırıyor. Ama camiyi de buraya yaptırıyor. Allah razı olsun. Hayrının büyük bir bölümünü burada yaptırıyor. Yanında da Osman Ulubaş abim oturuyor. O da bana 95 yılıydı herhalde aradı. Dedi ki ben bir şey yaptıracağım. Hayrına başlayacağım dedi. Fabrika bak buna satıyorum hepsini dedi. Bana ne dedi. Nereden başlayalım dedi. Dedim ki Yeniköy tarafında bir hanımefendi bana dedi ki başkanım bizim burada her şeye gücümüz yetiyor. Her işimizde var ama kulağımız ezan sesi duymuyor, ezan sesi. Ezan sesine hasretiz dedi Kayseri'de. Oradan bir camiyle başlasak Osman abi dedim. Eyvallah dedi, ben okul diyordum ama önce cami yaptırayım. O gün orada camiye başladı. Sonra hanımının adına oraya Kur'an kursu da yaptı. Sonra okullara başladı. 1, 2, 3, 4, 5, 10 oldu. Şimdi inşallah Allah uzun ömürler versin. Mehmet abim kadar en az 20'ye tamamlayacak Osman abi de söz verdi. Esas olan tabii ki devletin sosyal devlet olması, bütün işleri görmesi, her uca yetişmesi, hiç kimsenin de doğrusu bu konuda ihtiyaç sahibi olmaması. Ancak biz biliyoruz ki dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile devletin her bir köşeye eli kolu yetişmiyor. Hele hele öyle bir zor coğrafyada yaşıyoruz ki Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun, emin olun bu bayrak dalgalanıyorsa, bu abim bakın dalgalandırmaya devam ediyor. Biraz önce ezanlar okundu. Okunuyorsa, hür ve bağımsız yaşıyorsak emin olun çok büyük gayretler oluyor. O büyük gayretlerin neticesinde hep ayakta kalıyoruz.